Fatih Stres Duran Orta Sayfayı sunar. Efendim yepyeni bir günden sizlere bitteyiz. 21 Haziran çarşamba haftanın tam ortasında sizlere bitir. Artık Haziran ayının da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki önümüzdeki hafta bayram. Kurban Bayramı. Tabii ki 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta ünlü yağmuru yaşanacak. Birçok ünlü sanatçı 4 gün sürecek olan çarşamba günü başlayacak olan bayramda cumartesiye kadar birçok ünlü sanatçı tabii ki her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ta sahneye çıkacaklar. Alacakları fiyat gerçekten çok yüksek. Tabii ki bu konuyla ilgili de en rekor kimde? Bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde bu 1-2 gün içerisinde orta sayfada vereceğiz. Bu yıl Kuzey Kıbrıs'a gelecek olan sanatçı, Kurban Bayramı'nda gelecek olan sanatçı ne kadar para alacak? Bunu da çarşamba günü, tabii bugün çarşamba, cumaya kadar belli olur. Tabii ki yerli sanatçılarımız da yoğun bir şekilde bayramda yine boş geçmeyecek. Birçok restoran, birçok meyhane, birçok bar, club yerlerde DJ'lerimiz de sahneye çıkacak. Çünkü bu bayram Türkiye'de 9 gün tatil ama Kuzey Kıbrıs'ta çarşamba günü başlayacak olan bayram cumartesiye kadar devam edecek. Tabii ki birçok yerde hem birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, bazı yerlerde bu arada özür dilerim, dördüncü gün konserler yer alacak. Efendim, programa başlıyoruz. Tabii ki ekran karşısında, sosyal medyada bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Yurt dışından, İngiltere'den, Avustralya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Adana, Antep, Kars, her nerede sesimiz geliyorsa bir kez daha merhaba diyoruz. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek izlenen magazin programı hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz efendim. Tabii ki bu konuda şunu söylemek istiyorum. Ödüle layık görüldük. Emmoda'da tabii ki 5 Temmuz'da geçecek Emmoda ödül töreninde Kuzey Kıbrıs'ın en çok magazin programı, en çok izlenen magazin programı orta sayfada ödüle layık görüldü. Bir kez daha tepki ediyoruz. Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta birçok ünlü burada olacak. Tabii ki hem sahneye çıkacak hem de tatil için Kuzey Kıbrıs'a gelecek. Tabii ki 4 gün boyunca birçok etkinliği size buradan yansıtacak. Tabii ki hepsi bir değer olay olacak. Çünkü kadınlar arasında bir şıklık yarışı olacak. Tabii Gülşen Kıbrıs'ta, Hadise Kıbrıs'ta, Yıldız Tilbe Kıbrıs'ta, Deryaoğlu Kıbrıs'ta, birçok sanatçı Kıbrıs'ta. Bunu da az sonra vereceğiz ama biz magazine başlayalım. Dilerseniz bu yıl tabii ki yazlık mekanlar açıldı. Birçok ünlü sanatçılar her hafta Şamada Club'da sahne almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çakal konseri vardı. Yoğun ilgi vardı. Aslında şunu söylemek istiyorum ki Çakal grubuna yoğun ilgi vardı Şamada'da. Tabii ki şarkılar söylendi. Çakal yaklaşık bir saat sahnede kaldı ama ilgiden dolayı da bütün hayranları şarkıya eşlik etti. Dilerseniz bir Şamada Club'a gidelim. Ardından yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thank you.
Tabii ki Çakal grubu geçtiğimiz hafta cumartesi günü Şamada Club'da, cuma akşamı Şamada Club'da sahile çıktı. Bu hafta Murda var. Tabii ki her hafta farklı sanatçılar getirmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'taki yaşayan hayranlarına, sevdiklerine, sanatçıların sevdiklerine güzel bir konsere sunuyorlar. Tabii ki biz magazine başlıyoruz. Tabii ki biraz sonra yerli gruplara da geçeceğiz ama dilerseniz ilk nereden başlayalım? Şıklık yarışı ünlüler arasında. Bunu da verelim sevgili Serkan. Tabii ki Burcu, Ebru, Neslin ve Rachel ekrana gelsin. Tabii ki birçok ünlü katıldıkları bir davette şıklıklarla yarıştılar. Bana göre en iyi Nesrin yeşil kıyafeti giymeyi tercih etti ki tabii ki şu an tüm sosyal medyada özellikle Instagram üzerinde birçok ünlünün artık yaz tatili geldi. Artık sezon bitti. Diziler ara verdi. Konserler ara verdi. Bazı sanatçılar için konuşuyorum. Tabii ki soluğu tatilde alıyor. Bodrum, Yalakalık, Gümbet, Marmaris, Çeşme, tabii ki Kıbrıs'a gelenler var. Hepsi tatili tercih ediyorlar. Evet devam edelim. Tabii ki büyük bir aşk. Bu bir iddiaydı konuşuldu ki bu hafta sonu da Merit Parti'de Letafet Bar'da sahneye çıkacak olan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün Zeynep Bastı izlerken görüntü paylaşmış. Defne Samyeli'nin sevgilisi Çağrı Tel Kıvıralı'na ve arkadaşı Murat Boz'la selfie paylaşmışlar. Tabii ki Defne Samyeli şu anda çok mutlu. Bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Tabii ki yoğun ilgi var konserine. Bunu buradan belirtelim. Defne Samyeli uzun bir aradan sonra tabii ki ilk kez Kıbrıs'ta tabii ki geçtiğimiz yılbaşı akşamı Kıbrıs'a sahne çıkmıştı ama ilk kez Kıbrıs hayranlarına buluşacak. Evet devam edelim. Türk pop müziğin sevgili ismi Demet Akalın kızı ve eşiyle birlikte tatil yapıyorlar efendim. Okan Kurt ve kızları Hila ile tatil yapan Demet Akalın kiraladılar. Tekneyle denize açıldı. Akalın yağmurunun ve soğuk havanın azizine uğradı. Tabii ki biliyorsunuz henüz daha yaz kendini hissettirmiyor. Tabii ki hafta içi sıcak, hafta sonu yağmur. Günlüğü 10.000 TL'ymiş teknenin. Tabii ki 10.000 TL teknenin günlüğü bir hafta 70.000 TL. Evet. Devam edelim. Tabii ki iki çocuk annesi Almeda Tolga'nın Sayışman'ın eşi Sayışman verdiği ayna pozuyla fitlerini gözler önüne serdi. Tabii ki Photoshop olayı da var. Bu konuda belli zaten ne kadar çok Photoshop kullandı. Yüzünde tabii ki bacağında Photoshop olayı da ortaya çıkıyor. Evet devam edelim. Usta oyuncu tabii ki son dönemde adına söz ettiğimiz isimden bahsediyoruz. İrem Helvacıoğlu'ndan Pamukkale'de pozlar. Tekrar söyleyeyim ünlüler artık bu yaz soluğu tatilde alıyorlar. Zira artık her şey yaz sezonu olduğu için her şey ara verdiler. O yüzden de oyuncular cephesinde İrem Helvacıoğlu'ndan Pamukkale'de pozlar karesini paylaşmış. Bu arada bir şey söylemiştim. Bu akşam Akol grubunun bir tanıtım gecesi var. Dünya starı Inna
konsere çıkacak. Tabii ki biliyorsunuz ki geçmiş dönemde Kıbrıs'a gelen misafirliğinde birçok şarkısı meşhur. Bu akşam Akol grubun Di İskele arkında geçtiği gecede Enna sahneye çıkacak tanıtım gecesinde. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Çünkü dünya starı Enna Kıbrıs'ta olacak. Evet, daha beri sevgili Serkan, Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Oyuncunun estetik atlayışı dikkat çekti. Tabii ki Saadet Işıl Ersoy herkes Bodrum'u tercih etti ama bu yaz en fazla ilgiyi Bodrum görecek gibi görünüyor. Çünkü Yalıkavak'ta birçok ünlü orada tatil yapıyor. Evet, Hadise konseri bu kez farklı bir tarz indi. Hadise olay yaratan bir isim. Çünkü sosyal medyada boşandıktan sonra bir de estetik yaptıktan sonra göğüs estetiği gerçekleştirdi. Bu kez farklı bir tarzda. Bu tarzı hiç beğenmedim. Botlar hiç uyuşmamış kıyafetle ama Hadise yine konserlerine devam ediyor. Tarzını ortaya koyuyor. Çünkü sık sık sosyal medyayı kullanan, Instagram'ı kullanan sanatçıların başında yer alıyor. Hadise tabii ki bu bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Konser için de merak ediyorum. Konserde ne yapacak? Çünkü biliyorsunuz ki Murda'yla birlikte çektiği klip rekor kırıyor. İkilinin yaptığı düet. Tabii ki Murda da bu hafta sonu Kıbrıs'ta gelir mi bilmiyoruz. Çünkü aralarında aşk konuşuluyor. Sürpriz de olabilir. Hadise çıkıp konseri yoksa gelebilir. Çünkü böyle bir iddia konuşuluyor. Murda'yla aşk yaşadığı konuşuluyor. Evet, devam edelim. Teoman, 1990'lara gideceğiz. Teoman. Rockçu Teoman, Boğaziçi Matematik bölümünde okuduğu yıllarda para kazanmak için öğrencilere özel ders verdiğini söyledi. Üstteki fotoğraf gerçekten o yıllara, tabii ki 90'lı yıllarda rock sanatçılar çıktığı zaman Teoman, Kıraç, Haluklar, herkesin saçları uzundu. Teoman da bunu paylaşmış. Tabii ki şimdiki o eski halinden eser yok şimdi, yok Teoman. Şimdiki saçta beyazlaşmış. Tabii ki konserde devam ediyor. Kaç kere baksa bile yine Teoman Teoman'da. Evet, bayramı bayram yapacaklar. Az önce de program girişinde bahsettik. Bu bayram ünlü yağmuru var dedik. Kurban Bayramı saygını gider kadar ülkemizde bulunan oteller çalışmana yoğun şekilde başladı. Tabii ki birçok sanatçıyla anlaşmışlar. Çünkü artık bazı sanatçı, bazı oteller, kazinolar yıl sonuna kadar sanatçıları belirliyorlar. İşte özel günlerde veya bazı tarihlerde bayramdan hemen sonra, mesela bayramdan hemen sonra ne geliyor? 20 Temmuz, ondan sonra Ağustos, 30 Ağustos, Eylül, Ekim falan gidiyor bu şekilde başına kadar ama Kıbrıs'ta ünlü yağmur var. 1 Temmuz'a kadar bayramın 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'a kadar sürecek olan bayramda birçok ünlü var. Bunu ilk kez orta sayfadan, kimlerin geleceğini orta sayfadan duyuyorsunuz efendim. Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Sibel Can, Aliya, Ümit Besen, Ebru Yaşar, Hadise, Merve Özbey, Tantaşçı, Rafet Erdoğan, Aşkın Yüzü Yengi, Özcan Deniz, Emre Altuğ, Bengü, Koray Avcı, İrem Delici, Buray, Simge Sağan, Funda Arar, Aslı Hüner. Bu bayram Kıbrıs'ta sahneye çıkacaklar. Tabii ki 3 isimden bahsetmek istiyorum. Gülşen, Hadise, Simge Sağan'ın giyeceği kıyafetler çok konuşulacak. Tabii ki son dönemlerde hem oyunculuğuyla, rol alacağımdaki kızdaki Las Kızı rolüyle hem de sık sık ülkemize gelen bir sanatçı var, Aliya. Aliya'dan bahsetmek istiyorum. Hem oyunculuğu hem de sahnesiyle dikkat çeken Aliya da 1 Temmuz'da Maxim Royal'da sahneye çıkacak ve gerçekten konseri merak ediyorum. Tabii ki çok ünlü var. Ünlü, bu bayram birçok ünlü Kıbrıs'ta çıkacak. Onu izlemeye gelenler olacak ki tüm gözler bu yıl, bu bayram Kuzey Kıbrıs'ta. Çünkü bildiğimiz Türkiye'nin birçok ünlü sanatçısı tabii ki bu bayram yine Ebru Gündeş yok ama tam belli değil. Belki de gelebilir. Hazırlıklara devam etti ama bu bayram Ebru Gündeş yok listede. Ama diğer sanatçılar bu bayram yine Kıbrıs'ta. Geçtiğimiz bayramda Simge Sağan, Hadise, Aliya, Funda Arar ve Sibel Can sahneye çıkmıştı. Bu bayramda yine şekilde çok çok merak ediyorum. Ara ücretleri dediğim gibi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Evet, devam edelim sevgili Serkan. Beste Barkut'tan bahsetmek istiyorum. Tabii ki Kıbrıs'ın popüler bir ismi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan bir isim. TikTok'ta bayağı bir takipçisi olan bir isim ki Kuzey Kıbrıs'ı TikTok'ta çok iyi bir şekilde tanıtan bir isim. Bunu da buradan belirtelim. Dün akşam düzenlenen bir ödül gecesinde yılın en iyi çıkış yapan TikTok fenomeni ödülünü aldı. Beste Barkut'u buradan tebrik etmek istiyorum. Kendi çabasıyla, kendi başarısıyla, biz buradan ne zaman söylüyoruz? Başarılı insanların ne zaman arkasında da olmaya da devam edeceğiz. Güzel bir olay. Tabii ki TikTok'ta, sosyal medyada TikTok'ta üzerinden birçok
takipçisine ulaşıyor. Bir canlı yayınlarla, Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlarla Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına büyük bir etkisi oluyor. Tabii ki Türkiye'de dün akşam düzenlenen ödül töreninde en iyi çıkış yapan TikTok fenomeni ödülünü de aldı. Tebrik ediyoruz. Besteyi de burada. Tabii ki bayramdan sonra benimle birlikte konuğumuz olacak. Evet, tamam dedi. Süheyla Yalçın Jin konsepti. Tabii ki sık sık kilo veriyor. Süheyla Yalçın bildiğimiz o Süheyla Yalçın değil. Artık tabii ki Süheyla Yalçın'ın bu kilo vermesi magazin basımında çok konuşulmaya başladı. Bir hastalık mı var yoksa bilerek mi yapıyor? Çünkü Seren Serengil de aynı şekilde. Süheyla Yalçın yıllar önce, tabii ki şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Eski sevgilisi her hafta Kıbrıs'taydı. Kuzey Kıbrıs'taydı. Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapıyordu. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla bayağı bir kilo verdi. Umarım bir hastalık yoktu. Ama bu dengi neredeyse 48 kiloya düştü. Jin bu yılın modası. Bunu da buradan belirtelim. Tabii ki tüm modacılarla konuştuk bu konuyu. Bu yılın modası Jin. Kıyafet güzel ama kendisinin verdiği kilolar ise dikkatinden kaçmadı. Evet. Tabii ki ünlüler yaz tatiline devam ediyor. Tuğba Yusal sevgilisi Serdar Turan ile gün boyu yüzdü. Bodrum'da aşka geldiler. Bodrum'da aşk yaşıyor güzelim. Tabii ki biz de geçtiğimiz hafta Bodrum'daydık. Tabii ki güzel sezon açılıyor yavaş yavaş. Çünkü birçok yerde ünlü sanatçılar. Tabii ki bizim gittiğimiz Gümbet'iydi. Güzel bir mekan. Yalıkavak'taydık. Gümbet'in Marina Adası'ndaydık. Buradan da Flay yetkililerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha özellikle Mehmet Yücel'e tabii ki Rauf Denktaş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki son bir haber daha verelim. Sevgili Serkan'la kısa bir ara verelim. Reklama gideceğiz. Ajda Pekkan lüks bir restoran çıkarken görüntülendi. Süperstar elindeki paketi soran muhabirlerle köpeğime mama aldım cevabını. Biliyorsunuz ki bu konuda çok hassastır Ajda Pekkan. Özellikle hayvanların konusunda çok düşkündür. Ama Ajda Pekkan bu bayram Kıbrıs'ta yok. Bayramdan geçtiğimiz haftada Kıbrıs'ta yine olay bir konser yarattı. Ama Ajda Pekkan'ın yeni bir şarkı çıkar konuşuluyor. Şarkıyı Tarkan'dan mı Yıldız Tilbe'de mi aldı konuşuluyor şarkının. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerin devam ediyoruz. The Taste Restoran'ın sunduğu orta sayfa devam edecek. A lot to do.
Recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around. The Taste Restoran'ın sunduğu Orta Sayfa devam ediyor. Evet efendim, bir test restoranatın sunduğu Orta Sefer devam ediyor. Özgür Taşer Fayyal'a çok çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Çünkü bu hafta sonu Los Ambalos Fest'te kim var efendim? Edis var. Çok başarılı isim. Türk pop müziğin sevilen ismi Edis konseri. Yoğun ilgi var. Buradan da belirtelim. Edis bu hafta sonu Los Ambalos Otel'in festival için düzenlediği bu yazda sahneye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarım haberim atız vardı. Her hafta bir sanatçı tabii ki Kıbrıs hayranlarına buluşacak. Sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Başta Detest Restoran az önce bahsettik. Gönyeli Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Metkin Limited'e teşekkürler. Abcan Tavrız yeni Gazveren'de yeni bir bina geliyor. Hazır olun. Sürpriz. Çok yakında. Dede Piyangosu. Çıkara kadar çekiliş. Efendim. Çıkara kadar çekiliş Dede Piyangosu. 20 Temmuz özel çekilişi. Tabii ki 2000 TL'ye yakın para verecekler. Bunu da buradan belirtelim. Yanlış da söylemedim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aslan gruba çok çok teşekkür ediyoruz. Ali Aslan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Belçya Limited'e çok çok teşekkürler ediyoruz. Kalitede ürünler, uygun fiyatlar. Döveş Kontraksiyon'a teşekkür ediyoruz. Eziç Limited'e, Mehmet Eziç'e çok çok teşekkür ediyoruz. Katkılardan dolayı. Konferentin, Yenikent, Gönyeli ve Girne'de. Bunu da buradan belirtelim. Yeni ürünler geldi. Konferentin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Mr. Brown ailesine teşekkür ...güllerimizi sunuyoruz bir kez daha. Piscot ailesine, Bertisco Blue'ya çok çok teşekkürler. Divol ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Universal Bank'a çok çok teşekkürler. Yüksekbaş ailesine teşekkür ediyoruz. Royal Marina'ya teşekkürler. Balkonya'ya teşekkürler. Ciddi Home'a teşekkürler. Hediyem Su'ya teşekkür ediyoruz. Çervi'ye teşekkürler. Green Amerika'na teşekkür ediyoruz bir kez daha. Önder Alışveriş Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Alışverişte lider isim Önder Alışveriş Merkezi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımıza bir kez daha yıllardır bizlerle birlikte olan herkese buradan da sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Tabii ki evleniyorlar. Kim bunlar? Ahmet Kural 4 yıldır beraber olduğu avukat Çağla Gizem Şahin'le 18 Temmuz'da Bodrum'da evlenecek. Tabii ki ayrıldığı iddialar konuşuluyordu ama gerçeği yansıtmıyor. Ahmet Kural biliyorsunuz ki şu sıra yoğun ara vermişti, bir dizi çekmişti, araya deprem girmişti. Tekrar bir sinema projesiyle ekrana geliyor. Evet, oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan bikini pozlar. Tabii ki dediğimiz şekilde artık yaz sezonu açıldı. Böyle fotoğraflar, görüntüler çok kırıcı. Tatilin keyfini çıkarıyor. Evet, Özge Burak'tan bikini pozlar. O da Özge Burak da, oyuncu Özge Burak da tatilin keyfini çıkarıyor ki tarzını ortaya sergiliyor. Evet, hayal kurmayı bıraktığını söyleyen Pınar Deniz artık an ile ilgileniyorum dedi. Doğru, hayal kurmaydım. An ile ilgilenelim. Pınar Deniz de başarılı oyuncu. Ki bu 6 ay yılbaşından beri çok adından söz ettirdi. Oyuncu Yüşta Geyit'ten plaj pozları. Aile dizisinin başarılı oyuncusu. Tabii ki Serenay Sarıkaya'da Yunanistan tatilini bitirdi. Türkiye'ye döndü ama Yüşta Geyit tatiline devam ediyor. Evet, boşanma kararı aldı. Kim bu? Bir dönem adından çok çok söz ettiren ve Bursaspor ve Galatasaray'da oynanan Sercan Yıldırım, eski futbolcu Survivor yarışmanından Sercan Yıldırım, 2021'de evlendiği Nihan Yönel ile boşanma kararı açıkladı. Tabii ki 2 yıldır süren evliydi, boşanma kararıyla haydısı değilim. Evet, Gülşen geçtiğimiz hafta sonu Cahide konserine seçtik kareleri paylaştı. Bence çok şık, çok da yorum yaptı. Artık bu tür sanatçılara alışmamız gerekir. Çünkü dünyadaki birçok sanatçı, Beyoncé başta olmak üzere birçok sanatçı bu tür kıyafetleri giymeyi tercih ediyorlar. Sahne çıktığında sahne tarzları farklı. Gülşen saçlarıyla birlikte iyi bir ikili oldu. Evet, Birce Akalay'dan yaz pozları. Birce Akalay, oyuncu Birce Akalay'ın yaz pozları ekrana gelsin. Bayağı bir kilo verdi bu arada. Bunu da buradan belirtelim. Evet, oyunculuk uzun yolculuk. Güzel oyuncu Rüya Demirbulut Backstage dergisi için Lara Saygı'nın birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Oyuncu, bence oyunculuk uzun bir yolculuk. Eğer bu yolu yürümeye karar verirseniz ve inancınız varsa hayat önünüze eminim ki çok güzel fırsatlar çıkacaktır dedi. Doğru söylüyor. Çünkü bu bir şans işidir. Bunu da buradan belirtelim. Evet, Serenay Sarıkaya Bodrumlu oluyor. İki ayrı reklam filminde 30 milyon TL kazanan oyuncu Torba'daki lüks bir siteden ev almaya hazırlanıyor. Hayırlısı, başarılıdır da, hakkıdır da almaya, gayrimenkul yatırmaya devam ediyor. Evet,
Tabii ki haberlerimize devam ediyoruz. Yasemin Ekin'de geçen hafta bomba bir isim vardı. Deniz Eser. Biliyorsun ki Türkiye'de düzenlenen yarışmada birinci kraliçe seçildi. Tabii ki Kıbrıs gazetesinin Yasemin Ekin'i her hafta olduğu gibi Yasemin Ekin'de konuştu. Deniz Eser, hedefim kariyerinde zirveye ulaşmak açıklamasını yaptı. Ekran haberini arkadaşlar. Tabii ki Arnavut'ta yapılan 2023 Dünya Güzellik Yarışması'nda Top Model of Turkey yarışmasının güzeli Deniz Eser, 45 ülke arasından dünya ikincisi gelen Deniz Eser, Yasemin Kıbrıs Ekin'in sorularını cevapladı. Tabii ki Deniz Eser bu yıl da ekrana göre hedefin kariyerinde zirveye ulaşmak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yasemin devam edelim arkadaşlar. Hatta sizlerle farklı konular neredeyse 135. sayımızı bu hafta çıkarıyoruz. Yasemin Kıbrıs'a özgü bir dergi. Birçok içinde aradığınız her şey Yasemin'de. Devam edelim. Tabii ki bir önceki hafta Kerimcan Şam'da da olay yarattı. Sahnesiyle, hayranlarıyla çok ilgi gördü. Tabii ki yine Özge Taşer Faryalı'nın bulunduğu, sahibi olduğu Blue Sea Hotel hizmete girdi. Bu da Yasemin Ekin'de hayırlısı olsun bir kez daha. Tabii ki Blue Sea Hotel hizmete girdi. Devam edelim arkadaşlar. Diğer kareye geçelim. Blue Sea Hotel'in açılışı. Evet, New Club'dan görkemli açılış. Les Amores Hotel bünyesinde bulunan New Club, Oğuzhan Navit'te bir açılış gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs'ın birçok ünlüleri oradaydı. Tabii ki ülkemizin tanıdık isimleri o akşam oradaydı. Kakadici Topal'ın listesi devam ediyor. Tabii ki Topal'ın listesi, bunu da buradan belirtelim. Kakadici Topal'ın listesinde iki haftada zirveyi bakmayan bir isim var. Fikri Karayel Buruk. İkinci sıra Cevde Taktik Miner Esra Küsmüş. Üçüncü sıra Grup Fekan Sayden unutulmuş. Arkadaşlar Topal'ın listesinde. Dördüncü sıra Ahmet Ivan Gitsem Bile. Beşinci sırada Çağal Üç Güzel Siyah. Altıncı sırada Egoin Mahmut Ezer Uzaya Bakın. Tabii ki yedinci sırada İnci Moraket Bağır. Sekizinci sırada Kadir Carlos. Bu hafta listeye giren Kadir Carlos sevgili, kayıp sevgiliyle listede yer alıyor. Dokuzuncu sırada Kuzey Tarık Hüseyin Yücelten Çaresiz. Ve 10. sırada Osman Tursal Beddua. Tabii ki her hafta biliyorsunuz ki cumartesi günleri Kıbrıs FM'de size birlikte olacak. Çok yakında ekranda da bunu getireceğiz. Topağın listesi tabii ki farklı işlere imza atmaya da devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki sanatçıların yanında olmaya da devam edeceğiz. Dilara Kırmit Kaçar. Pot Ünvanı Ticelli Kraliçesi Dilara Kırmit yazın gelmesi İstanbul'a kaçtı tatil için. Bodrum'u tercih etti Dilara ve orada tatilini yapıyor. Evet, İbrar'ın bir yazısı var sevgili grafikerlerin. Format sonrası hangi formaya yüklenmeli? Gerçekten bunu okumalısınız bilgisayar anlamında. Tabii ki Simgi Gaziantep'te kapalı gişe. Özbeklerin Zeynep Bastık sevgisi bu konuda. Spor yapanlarda fizik tedavinin önemi. Uzman fizyolojist Aynezik Gümüşburun'un açıklaması. Tabii ki spor yapmak isteyenlere fizik tedavi için ne gerektiğini anlatıyor. Evet, takip edilesi erkek stil ikonları Burcu Batur her hafta bizlerle birlikte moda ikonu bu konuyu yazıyor. Devam edelim. Tabii ki Gülben Ergen, ben boşanmayı seven biriyim. Evlilik iyi gitmiyorsa neden duruyorsun? Boşan yani. Evliliği sürdürmeye çalışanların sayısını anlıyorum. Saygı, sabır uğramak. Bunlar olmadıysa herkes yoluna. Saygı, güven, sevgi lazım. Ben çocuklara senin için evliliğini devam ettirdim demesini sevmiyorum. Doğru. Aslında doğru. Çok güzel bir konuya değindi Gülben Ergen. Yürümüyorsa boşan. Ya çocuk var diye neden evliliği devam ediyorsun? Yürümüyorsa boşan. Gülben Ergen doğru söylemiş. Yani bu şekilde olmaz. Katılıyorum. Evet, İrem Derici aşka geldi. Artık İrem Derici şu kalbimin tek sahibine şarkısıyla ilgili bir konuşma yapmış. İrem Derici son konserinde kalbimin tek sahibine şarkısı söylerken duygusal anlar yaşadı. Atakan'la takma dişlerini suya koyan yaşlılar olmak istiyorum. Wow. Ondan önce de ben ölmek istiyorum. Bütün ömrümü onunla geçirmek istiyorum. Açıklamasını yaptın. Ondan önce Allah uzun ömür versin. İrem Derici çok mutlu. Kilo da verdi. Mutlu. Aşk yaşıyor. Tabii ki İrem Derici yine olay. Evet. Pınar Deniz İspanya'nın Semana dergisinde yargıdaki partneri Kaan Urgancıoğlu'na bahsetti. Biz iyi arkadaşız. İki sezon geçirdiğimiz yargıda çok rahat çalışıyorum. Birbirimizi çok iyi anladığımız ve iyi bir arkadaşım olduğumuzu düşünüyorum. Doğru. Katılıyorum. Hem yargıda ise Pınar Deniz ve Kaan
Sanur Gancıoğlu'nun ikiliği bir de Kıvanç Tatlıtuğ'u da Selena Sergen ikilisi çok konuşuluyor. Evet. Evet, son olarak da artık bizden biri bahsetmek istiyorum kendisi. Ali Altay yıllarca Kıbrıs'ta sahneye çıkmış yeni bir single'ı. Ali Altay'ın kalbimin sahibi single'ı dün çıkmış. Hayırlısı olsun diyor Ali Altay'a bir kez daha. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğim için Ali abiye buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizimle birlikte olmaya da devam edecek. Kuzey Kıbrıs'tan da buradan sevgilerimizi yolluyoruz kendisine. Başarılarından devamı diliyoruz. Evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tabii ki sürpriz bir isim bizlerle birlikte olacak. Tabii ki artık böyle de konuklarla birlikte tabii ki haftanın tam ortasında magazin konuşacağız. Ama yarın sürpriz bir isim bizlerle birlikte olacak. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.